Örgütünün kuralı şudur. İsteseydik filan değil. Yapabilselerdi yaparlardı. Hiç tereddüt etmezlerdi. Şimdi şu silahları bir alabilir miyiz arkadaşlar? Yani uyarı muyarı için bir şey yapmaz terör örgütü. Şimdi bu ele geçirilen silahlar. Şimdi burada ele geçirilen silahlara baktığımız zaman C4 patlayıcı birazdan zaten detaylı konuşacağız. Ama hepsini sayacak olursak 3 adet el bombası ele geçirildi. 1 adet roket atar ele geçirildi. 1 adet Glock marka susturuculu tabanca ele geçirildi. Hemen sizin yanınızda AK-47 marka uzun namlulu silah. Kalaşnikov. Evet. Amerikan M1. M4 karabina evet. Uzun namlulu evet. Silah. Ve bir de Blow marka tabanca. Şimdi sizden bunların şeyini alacağım da Güngör Bey. Şimdi siz baktığınız zaman burada şey görüyor musunuz? Yani bunlarla gidecek teröristler. İçişleri Bakanlığı'nın nizamiyesine kadar gidecekler. Ve diyecekler ki tamam biz buraya kadar geldik ve tamam biz artık öldürün. Biz size mesajımızı verdik. Hayır böyle bir durum yok. Şimdi Eray Hocam'ın dediği gibi eylem teşebbüsü başarısız olunca örgüt buna kılıf arıyor. Evet. Hem onların gelişi, olayın başlayışı orada her şeyden önce Eray Bey uzman olarak daha detaylanacak. Benim bir gazeteci olarak kapıyı açtıkları anda bizim polislerimiz, işte koruma polisimiz fark ediyor ve atış altına alıyorlar. Bak farkındasınız canlı bomba kurşun yiyor. En son anda patlatıyor. Evet. Öbürkünün üzerinde de bomba düzeni var. Onu alnından vuruyorlar. Hı hı. Yani oradaki bizim polisimizin profesyonelliği. Yoksa bunlarla bakın ben empati yapıyorum. Bunu baştan belirttim bir öngörü. Şu roket atarla İçişleri Bakanlığı'nda mı kullanacaklar yoksa oradan meclise mi atacaklar? Roket atarın menzili ne kadar oluyor? Yani çok nereye atılabiliyor? Bakın bu bir bunun için var roket atar. Evet, bu roket atar çok farklı bir şey. Yani bildiğiniz normal roket atar değil efendim bunlar. Ne yani ne için bu 1908 bunu? Bunun adı RPO-M ya da A olarak geçiyor. Hı-hı. Şimdi normal olarak yani bu başlı başına hepsinden daha bu bizim RPG şey. Diye bildiğimiz değil mi? Değil. Ne farkı ne? Şimdi RPG'de ya da LAV'da ateş edildiği zaman içerisindeki patlayıcı katıdır. Ve gittiği yerde çarpar. Aynı anda o çarpmanın etkisiyle fünye ateşlenir. Fünye ateşlenince içindeki katı patlayıcı madde ateşlenir ve böyle bu 1/10.000 saniyede gerçekleşir ve hedefte bir basınç ve patlama etkisi yaratır. Evet. Yani katı patlayıcı imla haklı roketlerin özelliği budur. Hı hı. Bu böyle bir şey değil. Ne ama bunun yani? İçindeki patlayıcı sıvı veya gaz. O ne işe yarar? O şu işe yarıyor işte. Bakın özel olarak seçilmiş. Burada bir bina operasyonu, buna bir bina eylemi yapmak istemişler. Anladığınız kadarıyla. Bir binaya mı saldırılmak yani, istemiş? Ama bu bina İçişleri Bakanlığı mı orada tereddütüm var. Fakat şöyle bir özelliği var. Bunu roketin özelliğinden anlıyoruz. Bu ateşlendiği zaman ki ateşlenememiş. Çarpma esnasında patlamıyor. Gene çok kısa bir süre içerisinde 1/10.000 saniyede o sıvı veya içindeki gaz patlayıcı madde atmosfere dağılıyor. Atmosfere dağılıyor. Bir bulut oluşuyor. Bu bulut oksijenle karıştığı için bir volkan etkisi yaratıyor. Bir yanma gerçekleşiyor. Ve bu yanma devam ediyor. Yani düşünün patladı. Bum diye bir ses çıkar. Bir alev çıkar ve biter. Bu öyle değil. Bu patladığı andan itibaren bir lav şeklinde odaların içerisine akıyor. Ha bir dakika Mı? Yani anladık da burada çok farklı bir şey ama var. Bu çok kritik bir silah. Eğer o bahsettiğiniz diğer roket atarlar RPG o diye bir atımlık bir yere attın ve vurdu yani kurşun gibi ha, mesela. Vurdu. Vuramadı. Yani bir zaten bir binaya bir şey gelse bir şey ifade etmez. O zaman bir dakika şu şeyi bir daha alır mıyız? O yüzden bu içlerindeki en kritik silah efendim. Buraya döneceğiz. Şimdi burada bu teröristler içeri girseydi oldu da içeri girdi. Allah muhafaza. Ellerinde RPO var. O değil mi? RPO. RPG değil yani. RPO-A. Tamam. RPO-A var ellerinde. Bu roket atarla içeri girdiler. Veya içeri girmeden bahçeden de olabilir. Buradan meclisi vurabilir miydi mesela? Vururdu canım. Yani meclisi atar mı? Menzil abi, içinde mi? Menzil içinde tabii canım. Nereler menzil içinde? Yani bakın, 850 metre. Buyurun. Menzil 850 metre. Buyurun. İstediğiniz yeri vurun. Mesela buradan içeri
Bakın, uygun bir Mustafa yer bulsa, ikinci kata çıksa yazmamış Milli Savunma Bakanlığı atar mı mesela? Tabii ben biliyorum oraya. İçişleri Bakanı kapısının önünü de biliyorum. Oradan evet. Genelkurmay'ı da vurur, Deniz Kuvvetleri'ni de vurur, meclisi de vurur. Jandarma Genel Komutanlığı var, Emniyet Genel Müdürlüğü var, her yeri vurur. Yani o menzil içerisinde. O acayip bir şey. Şimdi bir dakika, o roket atarla o atışı eğer yapsa, diyorsunuz ki bu attığında bir atmosfere yayılıyor. Önce ve yanma bir, etkisi yapıyor. Bir ya o sıvı veya gaz patlayıcı maddenin özelliği bu. Hı hı. Katı değil. Katı olmadığı için bir çok kısa bir sürede, 1/10.000 saniyede bir atmosferik durum oluşuyor. Evet. Aynı anda oksijenle buluşuyor ve bir yanma gerçekleşiyor. Yanma gerçekleştikten sonra bir patlama ama bu patlama aynı zamanda lava akıntısı şeklinde etrafa yayılıyor. Yani mesela sınırlandırdı, koridordan geçiyor, içeriye odalara giriyor filan, saklanma şansınız yok. Yani meclisin açıldığı gün Allah korusun, milletvekillerinin, bakanlarının, cumhurbaşkanının, Türkiye'nin yönetim kademesinin bulunduğu yere 3 aşağı 5 yukarı 100 metre ya var ya yok. Ya ben biliyorum yani, oranın menzilini, yani yolun karşısı canım. Şu açıdan soruyorum. Çok rahat. Allah, işte Allah muhafaza, Allah korumuş gerçekten. Böyle bir silahın herhalde hedefi başka bir yer olamaz yani meclisin silah, açıldığı gün. Bir silahın menşeine bakmak lazım. Yani bu Rus, terör, 1980 o terör örgütüne bu silah nasıl verildi? Hmm. Daha enteresanı, bu öyle çok kullanılan bir şey değil. Kritik bir silah. O yüzden Ruslar bile bunu sağa sola vermiyorlar. Bir daha bir alabilir miyiz yani, o silahları arkadaşlar? O yüzden dedim yani o silah bu çok önemli bir silah. Yani bunu Rusların ve Ruslar bir yere vermiyor mu bunu? PKK'ya nasıl vermiyor? Yani işte bu nasıl ele geçiyor? Nasıl ele geçiyor? Aldığımız bir saha bilgisi var. Aha. Bunun bu teröristlere yurt içinde teslim edildiği. Bunun geçişini de şu anki operasyon yapılanların çevresindeki birilerinin olduğu, dokunulmazlığı olan birilerinin olduğu. Öyle mi? Evet. Yani bu silahı kolay kolay aldım, geçirdim. Getiremez. Bu teröristler bunu buradan buraya geçiremezler yani. Peki burada şimdi çok konuşulan C4 şimdi bakın, patlayıcı var. Burada aslında şeyi biraz daha geliştirmemiz gerekirdi. Hı hı. Çünkü şimdi bir senaryo da çıkıyor çünkü. Başka senaryolar var. Dur şimdi. Daha başka senaryolar var. Yani şimdi Güngör de söyledi. Hı hı. Olayda iki tane hücum yeleği üzerine entegre edilmiş patlayıcı sistemi var. Evet. İki teröriste de var bu. Evet, ikisinde de. Tamam. Biri patlatıyor kendini, diğeri vurulduğu için patlatamıyor. Şimdi bu hücum yelekleri üzerine entegre edilmiş patlayıcılar bir toplu hedefi ifade eder. Yani bunların kullanım yeri boş bir alan değildir yani. Bir şeydir. Kalabalık bir yani. Topluluktur yani. Topluluğudur yani. Kalabalığa girip oradakileri imha etmek evet aslında. Evet yani, ama bunu yapamamışlar. Bakın baştan sona ben şunu gördüm. Şimdi tek tek anlatıyoruz ama evet. Silahlarla yapılan eylemin yeri ve şekli, daha doğrusu yapılan eylem girişiminin yeri ve şekli birbiriyle örtüşmüyor. Şimdi bu iki şeyi gösterir. Bir, bunların planladığı yer ve zamanda bu eylem gerçekleşmemiş. Bir şey olmuş. Dedim ya, muhtemelen ya MIT'in ya polisin bir önleyici faaliyetine takılmışlar. Anlamışlar ve yapmak zorunda kalmışlar. Tamam mı? Yani bu önemli. İki, bu eylem ve silahlar için dikkat edin, fazla aslında. İki kişi az. Yani ortada patlayıcı var. Ortada roket var. Demek ki yani 10 kilo dur, bomba Mustafa, söyleyeceğime roket bak. Atar. Anladım. Söyleyeceğime bak şimdi. Ortamda muhtemelen bunlara katılmak üzere bekleyen kişiler vardı. Bu iki kişinin eylemi değil. Yani bu silah ve cephane iki kişiye fazla. Yani orada başkaları da mı olabilir? Muhtemelen başkaları da vardı. Ama bunlar onlarla hedefte buluşacak bir noktaya büyük bir ihtimal varamadılar. Ve orada o eylemi yapmak durumunda kaldılar. Yani bu da dediğim gibi Türk polisinin, Türk istihbaratının başarısıdır. Geçen hafta Sayın Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanımız açıkladı. 35 civarında bu tür eylem önlenmiş. 37. 37. 44 sansasyonel eylem engelledik dedi 3 ay içinde. Bunun 37'si dedi bombalı eylem. Bakın. Bu da 38 oluyor işte bu arada. Bu hemen bizim bildiğimiz. Hemen hemen hepsi böyleydi yani. Biz sadece bunu bilmiyoruz, rahat rahat evimizde oturuyoruz yani. Evet. Ama ya gerçek şunda bile bakınız nasıl öyle bir önleyici bir şey almışlar ki bunu tabi açıklamazlar. Biz eylemin
amaç araç dengesizliği üzerinden bunu anlıyoruz. Yani tutup da şimdi uzun menzilli silahlar İçişleri Bakanlığı'nın önünde çatışmak için kullanmazsınız. Mesela bu karabina ne işe yarıyor? Uzun menzilli piyade tüfeği işte. Bizim MPT-4, MPT-76 gibi. ABD yapımı. ABD yapımı. Bu da Kalaşnikov işte. AK-47 ABD yapımı. Evet. Rus yapımı. AK-47 Rus yapımı. Rusya da Çek ya şu. Bu şey Glock şey İsveçli sanırım. İsveç yapımı. Evet. Blow marka. Gibi. Şimdi ilginç bir şey. Blow marka tabanca. O da değişik şeylerden olabilir. Ona bir baksanıza Avrupa, arkadaşlar. Nereni yapıyor? Avrupa. Hani işte el bombası muhtemelen kendini... Ama şimdi bu el bombası mı? Rus mu? Başka mı? Tabii. Burada tabii. Şimdi biz, herhangi bir el bombası koyuyor. Siz herhangi bir el bombası... Velev ki diyelim Rus. İsveç. Şimdi örgüt herkes silah vermiş. Şimdi bu çok vermiş de vermiş yani. Vermiş. Şöyle bir şey var. Hocamın dedi ki bunlar büyük ihtimal Suriye'den bir şekilde şey yaptılar. Suriye Savaşı'nda geçirildi. Burada aslında çok ciddi anlamda emniyetin ve istihbaratın ne kadar büyük iş başardığını, bu eylemi önlemek öyle basit bir olay değil. Ben Eray Hocam'a katılıyorum. Hedef, isim vermiyorum, başka bir kamu müdahalesi binası. İki kişi, eğer bu mühimmat varsa iki kişi değillerdir. Değillerdir. Yakalanacakları anladıkları için alelacele şekilde olmuştur. Bakın Rayna saldırısı vardı İstanbul'da. Evet. İstanbul'da. Aslında İstiklal Caddesi'nde yapacaktı eylemi. Kendisi de söylüyor. Yakalanacağını ve güvenlik güçleri çok olduğu için rastgele gidip bir yere giriyor. Bu oldu. Burada nizamiye geldikleri andan itibaren her bu terör teşebbüsü eylemi gerçekleştirdiğinden beri söylüyorum. Oradaki polisimizin yani İçişleri Bakanlığı'nın korumasıyla sorumlu polisimizin profesyonelliği, iki tanesi de yaralandı. Siz de izlemişsinizdir Mustafa Bey. Araç durduğu anda müdahale etmeleri. Evet. Bakın bu çok önemli. Hani bir dur sivil burada araç duramaz diye bir zaman dilimi geçseydi o canlı bomba nizamiyenin içinde kendisini patlatabilirdi. Tabii. Ya burada sorulması gereken çok şey var ama neticede özel olarak seçilmiş silah, cephane ve malzeme muhtemelen burada civarda bu hedefte eğer zamanlamayı gerçekleştirebilselerdi katılacak başka teröristler vardı. Sonuç olarak ben kitabın en ortasından konuşayım. Bu bir terör eylemi değil efendim. Ne bu, ya? Bu bir istihbarat operasyonu.